Dahiye'ye günlerdir girip çıkıyorum. Dahiye'de sokakta oynayan çocuklar görüyorum. Alışveriş yapan kadınlar görüyorum. Motor süren erkekler görüyorum. Motor süren kadınlar görüyorum. Burada siviller var. Tamam, evet, büyük bir Şii yoğunluğu var. Biz buraya Dahiye'ye Hizbullah'ın kalbi diyoruz ama Hizbullah'ın karargahlarını buraya kurması kadar daha doğal da bir şey yok. Çünkü büyük destekçisi burada Hizbullah'ın. Dolayısıyla yıllar önce buraya gelen Şii göçünün hemen ardından burada bir yapılanma meydana geldi ve işte Dahiye, Hizbullah'ın Beyrut ve çevresinde, Lübnan'da belki de özellikle kalbi haline geldi. Bu oldukça normal ama bu sadece burada Hizbullah üyelerinin işte ellerinde askerler, ellerinde silahlarla gezen askerlerin olduğu anlamına gelmiyor. Ben eminim ki şu an bu 6 binanın içerisinde onlarca, belki de yüzlere varan sivil ölüm olacak. Çok masum sivil de var, bu, doğru. Bu arada vurulan yer Nasrallah'ın konutu mu yoksa karargahı mı? Konutu diye söylendi Neslihan. Bana yerelde halk, yerel halka ve Hizbullah üyelerine sorduğumda ev olduğu ifade ediliyor. Karargah diye bir şey söylemiyorlar. Ay, Nasrallah evi oldu. Ama bilinmez ki zaten, sır bilinmez, gibi saklanmıyor bilinmez mudur? Yani o... Hayır, bilmez ki ev onu olduğu iddia ediliyor ama tabii ki biz buranın Nasrallah'ın evi olduğunun çıkarımını yapıyoruz. Buranın karargah olduğunu asla söylemiyorlar. Bir de son olarak Neslihan, nüfusunu biliyor muyuz Dahiye'nin? Bu ya, nüfusunu bilmiyorum çünkü Dahiye'de Filistinlilerin kaldığı Burjel Barajne mülteci kampı da var. Şatila kampı da buraya oldukça yakın. Dolayısıyla onların da sayılarını tam net olarak bilemediğimiz için bende şu an böyle bir bilgi yok. Ay, benim yani... Kaç bina vurulmuş Neslihan Hanım, biliyor musunuz? Falan mı acaba, biliyor musun? 6 bina. 6 bina. Neslihan, bir de şöyle değil mi? Lübnan'da böyle yapışık nizam değil binalar. Böyle o Dahiye'de özellikle. Mesela kaç katlıdır binalar? Benim gördüğüm kadarıyla yüksek galiba. Yüksek. Yüksek kat. Bana apartmanların en az 10 kat olduğu söylendi. Zaten ben gelip geçerken zannedersem oradan video çekmiştim bir önceki gün. Oldukça yüksek bir binalar bunlar. Dahiye ferah bir yer aslında. Böyle çok sık sık binalar yok ama olan binalarda yüksek. Oldukça yüksek katlı. En az 10 7, kat var diye katlı düşünüyorum. Binalar. Çok sayıda. Yani 6 tane 7-8 katlı binanın yani yerle bir olması demek, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi demek, henüz bir ölü sayısına dair net bir aslında, yani ilk etapta Lübnan Sağlık Bakanlığı 2 ölü 76 yaralı dedi ama bu çok çok saldırının başında zikredilen rakamlardı. Yani tahminler, öngörüler, 100'e yakın insanın hayatını kaybetmiş olabileceği. Şu anda Ad-Diyar gazetesi diye Lübnan'ın bir gazetesi var. Şu anda 400 kişinin enkaz altında olduğu yolunda bir iddiası var. Yani en az çünkü kalabalık aileler 6 binada kalabalık aileler. Hocam çok hızlı söyleyin. İsrail'in yüksek rütbeli bir istihbarat görevlisi Nasrallah'ın öldüğünü İsrail 12 kanal 12'ye bildirdiğini söylemiş. Bir dakika, bir daha söyler misiniz? Tekrar söyleyeyim. İsrail'in yüksek rütbeli bir istihbarat görevlisi Nasrallah'ın öldüğünü İsrail kanal 12'ye bildirmiş. Ve operasyon başarılı olmuş diye söylemişler. Böyle bir açıklama evet, var. Evet. Üst düzey bir yetkili isimden. Kanal 12 çok bilgi sızdırılan bir kanaldır. Evet. Biraz propaganda kanalı evet, ama çok bilgi sızdırılır. Doğru olabilir mi? İhtimal dahilinde. İhtimal dahilinde. Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim. Ekibimizden Yunus Baksoy. Ben kısa böleceğim sizi. Tabii Hizbullah üyeleri arkamdan geliyor. Ben yine kapatmak zorundayım. Ne oldun? Kim geliyor Neslihan? Hizbullah üyeleri. Ha. Hizbullah tamam. Üyeleri. Hizbullah tamam. Üyeleri geliyor. Lütfen çok dikkatli evet. Ol. Evet, yayınını engelleyeceklerdir. Aman Neslihan. Allah'a evet, emanet evet. Ol. Neslihan, lütfen siz irtibatta de kalalım. Konuşalım seninle. Bana mutlaka mesaj at. Gözüm kulağım senden gelecek mesajda. Aman can güvenliğine sevgili de Yunus'u dikkat bekletmeyelim. Et, Yunus Baksoy, Amerika'dan tamam, bir açıklama var mı? Pentagon'dan bir açıklama geldi. Pentagon'un söylediği yine artık klasikleşmiş bir açıklama ama saldırıdan önce haberimiz yoktu. Bu saldırıya dahil değildik. Hiçbir şekilde katkı sağlamadık diyorlar. Ayrıca diyorlar ki bu saldırı gerçekleşirken o anda İsrail Savunma Bakanı Gallant ve Savunma Bakanımız Lloyd Austin telefondaydı. Bu şekilde bir açıklama yaptı Pentagon. Ancak hiçbir şekilde öncesinde haberlerin olmadığını söylediler. Bunu söylemelerinin sebebi de şu aslında. Bu aralar bir İsrail Amerika'yı yalanlıyor, bir Amerika İsrail'i yalanlıyor. Bu sefer Amerika İsrail'i yalanladı. Çünkü İsrailliler şöyle bir haber sızdırmıştı kendi medyasına. Amerikalılara bilgi verdik saldırıdan önce diye. Amerikalılar da diyor ki hayır doğru değil. Bizim saldırıdan önce haberimiz yoktu. Saldırı gerçekleşirken haberimiz oldu diyorlar. Böyle bir yine
medya önünde yalanlaşma. Yani o birini yalanlıyor, bir de diğerini yalanlıyor. Böyle bir durum. Tabii vurdukları mühimmat, bu iki tonluk mühimmatlar ABD tarafından verilen mühimmatlar olduğunu biz biliyoruz normalde. Mutlaka bunun da bir tespiti yapılacaktır. Hangi mühimmatlarla vurdular diye, ama hatırlarsak birçok saldırıyı Amerikan mühimmatlarıyla yaptığı ortaya çıkmıştı İsrail'in. Yunus, Nasrallah'ın işte akıbetine dair bir haber var mı? ABD basınında yer alan bir bilgi var mı? Tabii Amerikalılar bu noktada şöyle bir pozisyon izliyor. Bizim hiçbir şeyden haberimiz olmadığı için operasyonun gerçekleştiği yerde ölüm kalım kimeydi, neydi, bunlara da bilgi vermiyorlar. Çünkü operasyonumuz, haberimiz yoktu ki İsraillere sorun diye. Şöyle bir soru gelince Pentagon'a, peki bu gerilimi arttırmak değil midir sorusuna, göreceğiz diyor. Şimdi bu çok tabii sıkıntılı bir açıklama. Neden? Çünkü siz bir şehrin merkezine iki tonluk bombalardan kaç tane attığınız belli değil. Biraz önce söylüyordunuz, yüzlerce sivil orada enkaz altında olabilir. Pentagon diyor ki 5-6 tane F-35'ten yani, 10 bombanın atıldığı tahmin ediliyor. Yani Fulya, uçak Amerikan uçağı, evet. Siz vermişsiniz. Mühimmat büyük ihtimal Amerikan mühimmatı, kesinlikle. Siz vermişsiniz. Bir şehrin ortasına, kalbine 2 tondan 10 tane 20 tonluk patlayıcı atmışsınız. İnsanlar burada birçoğu sivil olabilir, kadın çocuk olabilir. Enkaz altında kalmış, ama Pentagon diyor ki göreceğiz. Gerginliği arttırmak mı? Yani bu gerginliği arttırmak değilse peki ne? Bu soru da tabii çok meşru bu noktada. Ya Yunus'cum, haber verselerdi de aman yapma öldürme mi diyeceklerdi yani. Bu arada Tel Aviv Belediyesi şimdi bir açıklama yaptı. Sığınakları Hizbullah'ın misillemesine karşı halka açma emri verdi şu anda Tel Aviv Belediyesi. Tel Aviv'deki sığınakları açıyorlar şu anda. Yani şimdi bir dakikalık haber. Hizbullah'tan saldırı bekliyorlar. Hizbullah'tan saldırı, karşılık bekliyorlar. Hı hı. O biraz önce şimdi Abdülkadir'in söylediği, Eray'ın söylediği Kanal 12 bilgileri, Hizbullah'ta hani Nasrallah'ın durumu vesaire. Hı hı. Bu fikir yaygınlaşıyor ki Tel Aviv Belediyesi de sığınakları açma kararı verdi. Gerçekten çok sıcak gelişmelerin yaşandığı bir gece. Çok da uzun geçecek. Ya, bir yandan Fulya, Tel Aviv'de sığınaklar açılıyor. İsrail'in... Fulya, bir de şunu da söylemek istiyorum, evet, izninle. Böylesine bir saldırı Netanyahu Amerikan topraklarındayken gerçekleşti. Yani Netanyahu bunun emrini %99.9 New York'tan verdi. Yani bu saldırının emri Amerikan topraklarından verildi. Bu da işin başka bir kısmı. Yani Amerika gerginliği yükseltme, yapma derken buradan emir veriyor. Orada bölgeyi bombalıyor. Yine hatırlarsın bu ABD'de kongrede ayakta alkışlandıktan birkaç saat sonra yine çok büyük bir... Lütfen bana hatırlatın, ne saldırısıydı o? Çok büyük bir saldırı yine gerçekleşmişti. Fuat Şükür Fuat olabilir Şükür mi acaba? Yok, Fuat Şükür değildi. Fuat Şükür 24 Temmuz kongre konuşmasıydı, 26 Temmuz Trump'la görüşmesiydi, 30 Temmuz Fuat Şükür. Birinde de birkaç saat sonra da İsmail Haniye. Fulya, şöyle bir şey oldu, hatırladım dediğini. Hatırla, o hafta 26 Temmuz Cuma gününe denk geliyordu. Cuma Florida'da Trump'la görüştü, cumartesi Washington'a geldi, Şabat diye, hani o gün dönmeyeyim uçakla diye. O gün İsrail bir saldırı gerçekleşti dediler. Nerede? Dürzilere saldırı olması lazım. Hatırlıyor Golan, musun? Golan tepelerine. Golan'a değil aynen. Miydi? Aynen. Orada saldırı olunca Netanyahu apar topar Washington'dan ayrılmıştı. Hatta demişlerdi. Karşı saldırıyı yapacağız. Karşı saldırıda da Lübnan'a saldırmışlardı. Doğru, futbol sahasına saldırı düzenlediler Golan tepelerinde. Evet. Çok doğru. Dürzilere olan.